Aslında 6356 nolu yasa sadece DGDS'nin bizim açımızdan değil, bugün Türkiye'deki bütün sendikal örgütlüklerinin önünde engel. Yani bugün Türkiye'deki bütün direnişlere bakıldığında yine bu yasanın mağduru olarak karşımıza çıkıyor. Yasada olan işte herkes sendikaya üye olabilir, sendika kurabilir dendiği halde işte bunun da eğer iş yerlerinde size sendikal baskılar yapılırsa, İşte sizi sendikadan istifa etmeye zorlandığınızda bunu da TCK 118'de aslında yasa şey söylüyor. Yani bunun yasal garantisini de veriyor. Bunu yapamazlar size diyor. Ama bugün memleketin dört bir yanındaki süren direnişlere baktığımızda yine bu yasaya dayanarak bu yasanın uygulanmasını talep eden direnişler görüyoruz. Hani bugün pulver işçilerinin direnişi de aynı şekilde işte iş kolu, yani toplu sözleşme yapabilen bir sendika içeride çoğunluğu sağlamış ve aylardır direnmek zorunda işçiler. Yani bu toplu sözleşme masasında patronu oturtabilmek için. Bizim için de öyle. Bu yasa bize baraj sınırlaması getiriyor. Diyor ki siz eğer bu ülkede toplu sözleşme yapacaksanız %1 iş kolu barajını geçmek zorundasınız diyor. Sonra aynı şeyi söylüyor ki %1 iş kolu barajınızı geçmeniz gerekmiyor. Bir de iş yeri barajını. %50 artı bir iş yeri barajınızı geçmeniz gerekiyor. Bunu da yetmiyor. Diyor ki bu sefer yetki başvurusu yapacaksınız. Bakanlık size yetki verecek ama patronun da diyor itiraz hakkı var. Mahkemeye götürecek bunu. Ve böyle yıllarca özellikle mesela birçok sendikalı yerde falan da şey sendika örgütlenmesinin olduğu yerde de görüyoruz. Yıllar süren yani en az 4 yılı bulan 5 yıl, 6 yıl, 7 yıla kadar süren böyle toplu sözleşme yapabilmenin kavgasını veriyor. Bu koşulları sağlasa bile sendikalar ve birçoğu da böyle iş yerinde işte sendikal kırma yani orada patronun attığı, içeriği boşalttığı falan bir sürü direniş hikayesine şahit olabiliriz. Korkun yine geleceğiz yine! Yine geleceğiz! Buradayız. Evde olan arkadaşlarımız da evde işbaşı yapmadan bekliyorlar. Talepleri karşılayın. Utanmıyorsunuz. Burada villalarda yaşayıp şatafatlı hayatlar sürüp tepemize basa basa bu servetleri ediniyorsunuz. Utanmıyorsunuz bu işçilere kapınıza getirtmeye. Utanmıyorsunuz bir ekmek parası için direndirtmeye. Bizde de öyle. Yani şimdi biz %1 iş kolu barajının altındayız. Tam da bu yasanın mağduruyuz aslında. Bugün örnek veriyorum Migros'ta ben %50 artı biri geçtiğim an yasa bana diyor ki hop diyor. Yani sen İşte 6 ayda bir yayınlanan istatistikte diyor iş kolu barajını geçmemişsin. O yüzden de diyor toplu sözleşme yetkin yok. Aslında bugün hani şeye de baktığımızda da iş yerlerinde işte toplu sözleşme şartlarını sağlasanız da bir toplu sözleşme yapamıyorsunuz. O yüzden de işte DGDS'nin hem kurulma hem de şimdiye kadarki bütün pratikleri bu 6356 nolu yasaya dayanarak değil de oradaki işçilerle beraber yürüttüğümüz örgütlenmede fiili meşru mücadele çizgisini baz alıyorsunuz. Çünkü başka türlü de sizin artık bu ülkede sendikacılık yapmanız da mümkün. Yani en dar anlamıyla da sendikacılık yapmak mümkün değil. Yani yasa da sizin sendikacılık yapmanızın önünde engel zaten. Yani siz en basit tabiriyle hani bir sınıf sendikacı, mücadeleci bir sendikacılığı bırakalım. Toplu sözleşme sendikacılığı bile yaptırmıyor size. Bugün toplu sözleşmeler zor bela geçirilebiliyor. Çünkü yine bu yasalarda olan grev haklarımız kullanılmıyor. Yani bunu kullanmak milyon tane şeye tabi. Bazıları mesela birçok iş kolunda milli güvenlik gerekçesiyle engelleniyor. Diğer tarafta zaten yetkiyi almış, yetki gelene kadar bir kırımdan geçirilmiş. İçeride greve çıkartacağınız da işçi kalmamış. Ya da hak grevleri engellenmiş. Yine bu yasa dışı olarak nitelendiriliyor. Bizim baz aldığımız şey oradaki meşru mücadeledir. Yani akla ve vicdana kendisine uyan taleplerin ya da oradaki örgütlenmenin, komitenin talepleri neyse işte Migros bunun yansımalarından bir tanesidir. Yani Migros'ta biz eğer sendikalar yasasına uygun bir sendikacılık yapacak olsaydık 15 yılı vardı. Ya da 10 yılı vardı. Yani 10 yıl sonra siz işte Migros işçilerine şunu demem bekleniyordu benim yasaya göre. Bekleyin, iş kolu barajını geçelim. Sonra Migros'larda örgütlenelim. Sonra patronla beraber bir müzakere masasına oturalım, yetki gelsin bize deyip en az bir 10 yıllık süreci
Migros işlerin önüne koymamız gerekiyor. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. Sarı sendikacının önü açılmış tamamen, hani bu yasa da buna 6356 da tamamen buna uygun bir yasa zaten. Siz sarı sendikacılık ve çok abartmadığınız sürece bürokratik sendikacılık yapmak zorunda bırakıyor. Siz ücret sendikacılığı bile yapamazsınız. Yani böyle olanaklarınız da yok. O yüzden de toplu sözleşmeler, mesela bu yasayla beraber sizin kağıt üstünde bir grev hakkınız var ama grev yapamıyorsunuz. Yani greve çıkan iş yerleri yok. Zaten diğer hak grevi, o grevi falan, bunların hepsi tırpanlanmış, yok edilmiş. İşte senin elinde bir tek toplu sözleşmeyi yapabilmen, patronu tehdit edebileceğin tek unsur var, o da grev. Üretimi kesebiliyor olmak. Şimdi senin 6 ay önceden patrona bildiriyorsun. Diyorsun ki üretimini yap, stoğunu yap, şunu yap, bunu yap, ben greve çıkacağım. Şimdi bugün birçok metal fabrikasında gerçekten de ya da kıyafetle, tekstilde diyelim, sen 6 ay öncesinden bildirdiğinde ya da belli bir süre önce bildirdiğinde en az 6 ay boyunca grevini kırdırıyor sana bu yasa. Ya sen 6 ay boyunca direnebilirsin orada, yani stoklu çalışıyor zaten, depolar yığılmış durumda. O yüzden bu yasayla biz iş kolu sendikacılığı da yapmayı reddediyoruz. Çünkü bunun koşulu da yok. Biz asgari ücretle yaşayamıyoruz, biz asgari ücretle geçinemiyoruz dedik, iş bıraktık. 7 gün önce iş bıraktık, dedik ki biz asgari ücretle geçinemiyoruz, kiralarımızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Biz insan onuruna yakışır şekilde yaşayamıyoruz. O yüzden zam istiyoruz. Öyle çok da uçuk rakamlar istemedik. Dedik ki 600-700 lira bir faturamızı en azından aldığımız zamlarla ödeyebilelim dedik. Ya da bir saat ücretine bir ekmek, süt alabilelim istedik. Öyle uçuk rakamlar, Migros'un da açıkladığı gibi rakamlar istemedik. Şimdi Migros 7 gün sonra kalkmış, dün akşam yaklaşık 120 işçiyi sadece zam istediği için ve anayasal hakkını kullanarak işten kaçındığı için işten attı. 25'inkiden iyi niyet ve ahlak kurallarına uymamaktan ve hırsızlıktan işten attı. Bugün sabah buraya gelip direnmeye devam eden işçi arkadaşlarımız içeriye seslendiğinde depo içerisinde işten atılmamış, idari izinde olan arkadaşlarımız da işten atıldı. Şu an yaklaşık 250 işçi bir gecede kapının önüne kondu. Devletin kendisi orada 3 tane işçi öldü diye ya da orada işte bir sendikal meseleden dolayı patron sopa sallıyor diye dönüp de bakmıyor. Yani Migros bunun en bariz örneği, Çalışma Bakanı'ndan Emniyet Müdürü'ne bilmem ne bakanına kadar tweet atabiliyor. Orada yaşadığımız şeyi görebiliyor. Ama biz bas bas bağırıyoruz, orada sendikalı olmak istiyoruz ya da sendikal nedenle atıldık diyoruz. Bir günde 257 işçi atabiliyor patron. Bir tane devlet yetkisi çıkıp soramıyor. Diyor ki atamazsın diyemiyor. Sendikalı olmak istiyor. Ama suç bu. Aynı suçu 257 kez işleyebiliyor patron yani. Çünkü bunun param var diyor. Yani Migros 5 milyon ödeyebilir ya bir işçiye. Yani çok kritik bir şey değil onun için. Yani o yüzden de bu direnişlere biraz daha işte DGDS'ye ya da bağımsız sendikaların direnişlere baktığınızda daha haysiyet ve onur mücadelesi olarak örgütleniyor. Buralardan hak kopartılabiliyor. Haysiyet ve onur mücadelesinin kendisinde de yasaya bakılmaz. Yani orada belirleyici olan şeyin kendisi de işçinin iradesidir, yaşanılandır, yürüdüğünüz yoldur orada.